Yeniden merhaba, kanalıma ilk defa gelenler için ben aşkım. Bugün ilginç bir video ile karşınızdayım. Orijinal ürünlerle taklitlerini karşılaştıracağız. Önümde bir sürü ürün var. Bazıları hani neredeyse merdiven altı diyebileceğimiz taklitler. Bazıları da bir markanın diğer markanın bütün ürün konseptini çaldığı, birebir ürünü yaptığı ama yine yasal markalar tarafından piyasaya sürülmüş ürünler. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Eğer beğenirseniz videoyu farklı ürünlerle bu konsepte devam ederiz aralarda. Unutmadan her hafta düzenli video yüklüyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek ilk ürüne geçiyorum. İlk ürünümüz. Şöyle bir bakın, makyaj fırçası. Bir tanesi sahte, bir tanesi de orijinal. Şöyle baktığım zaman ayırt edebiliyor musunuz bilmiyorum. İlk bakışta ayırt edilemiyor çünkü. Bu meşhur Nars'ın Ita fırçası 27 numara allık fırçası. Fırçanın özelliğinden biraz bahsedeyim. Bu hani Japon geyşalarından ilham alınmış, elle dışı sarılmış bir allık fırçası. Özelliği şeydir, böyle yakın tutarsanız daha yoğun bir uygulama sağlar, ucundan tutarsanız daha homojen bir allık uygulaması sağlar. Piyasadaki en iyi allık fırçası denir. Ben bunu satın alalı ne kadar oldu? Yaklaşık 6-7 sene oldu. El yapımı ve daha dışı hassas bambu gibi böyle dışı sarılmasına rağmen herhangi bir problemi yoktu. Böyle bir video çekmek istediğim için aynısını buldum. Şöyle baktığınız zaman şu sahte olanın biraz daha formu kalın. Şu etli yeri kalın. Kullanmadan önce tabii hani fırça bir de sahte bir ürün olduğu için yıkayayım dedim. Simsiyah fırçanın kıllarından sular gelmeye başladı. Hadi dedim ilk yıkamadır. Bir daha yıkadım. Gene aynı problem. 4-5 defa üst üste yıkadım. Kuruduktan sonra tekrar yıkadım. Ve boya atma durumu kesilmedi. Baktığınız zaman hani biri 270 liralar civarında, diğeri 6 dolar 5 dolar civarındaydı. Kıl yapısı olarak kuruyken ellediğinizde müthiş bir fark yok. Ama yıkadığınız zaman boya çıkması demek, siz kozmetik ürünlerini uygularken de cildinize bilmediğiniz çeşitli boyaların geçiyor olduğu anlamına geliyor. Orijinali çok sevdiğim bir fırçadır. Sahtesinin alınmaması gerektiğini düşünüyorum ya da benim aldığım sahte kötü çıktı. Ama baktığınız zaman hani orijinalini kullanmayan biri aradaki farkı bence anlayamaz. Çok birebir yapmışlar. Ucundaki kod numarasına kadar yapmışlar. İlk yıkamada daha hem renk çıkardı hem bu dış bambu gibi olan kısmı attı. Ben tekrar böyle içine soktum, örmeye çalıştım. Kısacası sahtesini almanızı önerdiğim bir ürün değil. Bir sürü güzel fırça var. Daha uygun fiyatlı. Real Techniques'in yüz fırçalarını her zaman çok sevmişimdir. Herkesin Nars'ın bu fırçasını almasına gerek yok. Sahtesini alacağınıza daha uygun fiyatlı bir muadili almanızı tavsiye ederim. Bu ilk fırçamızdı. Fırçalarımız bitmiyor. Fırça konusunda taklit tavan yapmış durumda. Yani bu video için araştırdığımda şok oldum. Bir diğer Nars fırçası. İlk kontüre başladığım fırça ve çok sevdiğim bir fırçadır. Bunu da alalı yaklaşık hani 6-7 sene oldu. Söylemeyeyim şimdi hangisi sahtesi, hangisi orijinal. Tahmin edebiliyor musunuz? Bu da aynı şekilde logosu, numarası ayırt edemiyorsunuz. Hatta benimki orijinal olanı eski olduğu için sanırım üstüne saç spreyi bir şey gelmiş. Biraz böyle üstündeki dokusunda problem var. Yani baktığınız zaman sahte olanı daha yeni duruyor. Bunda mesela siyah boya akıtma gibi bir durum olmadı. Ürün daha kaliteli çıktı. Elle dokunduğunuz zaman ve gözle baktığınız zaman kıl yapısında çok bir fark yok. Ama bu fırça hani çok uzun zamandır bende olmasına rağmen bir kıl dökme yapmadı. Bunda yıkarken sahtesinde kıl dökülmesi oldu. Uygulamada da minimal bir fark vardı ama diğeriyle mukayese etmem. Daha soft bir uygulama sağlıyor. Yani diğeriyle daha belirgin bir kontür yapabiliyorken bunda ürünü ne kadar alırsanız alın sanıyorum ki kıl yapısı ve yoğunluğundan kaynaklanıyor. Biraz daha soft duruyor ama bu da yaklaşık 5-6 dolar civarındaydı. Gözle baktığınız zaman çok zor bir bireyin ayırması.
Bu diğerine göre daha başarılıydı. Şimdi bir başka güzellik ekipmanıyla devam edelim. Sizin de çok duyduğunuz, benim de birkaç videoda beraber çalıştım. Foreo aletini biliyorsunuz. Yüz temizleme aleti olarak biliniyor ama tırtıklı tarafıyla yüzünüzü temizleyebiliyorsunuz. Arka tarafının da anti-aging özelliği var. Serumunuzu, yüz kreminizi uyguladıktan sonra yüzünüze masaj yapabiliyorsunuz. Ürünün en önemli özelliklerinden biri üst dokusu antibakteriyel. Yani sivilceli, akneli cilt de uygulayabiliyor. Bütün cilt tiplerine göre versiyonları var. Kıllı fırçalara oranla 35 kat daha hijyenik bir ürün. Özellikle bu akneli ciltte vesaire aktif aknesi olanlar da çok önemli bir şey. Onun dışında su geçirmiyor. İstediğiniz gibi duşta kullanabiliyorsunuz. 2 yıl garantisi olan, 10 yılda kalite garantisi olan bir ürün. Fiyatının ucuz bir ürünü olmadığını biliyoruz. Bu yüzden merak ettiğim için AliExpress'ten bir T-Sonic titreşimli olduğu iddia edilen bir yüz temizleme aleti aldım. Kutusunu da atmadım sizlere gösterebilmek için. Şöyle bir şey geldi. Formunu bile birebir kopyalamışlar. İki ürünü de elinizde hissettiğiniz zaman dokusunda bile fark var. Özellikle Çin'deki ürünlerle ilgili ayakkabılar vesaire toplatılıyor. Niye? Kanserojen bazı maddelerle üretiliyor ayakkabı. Sonra siz ayağınız onun içinde terlediği zaman cildiniz bu o maddeleri emiyor. Bu da direkt yüzünüzle sürekli bir üst deriyi temizleme aleti. Bunun güvenilir olması gerekiyor. Neticede bunlar plastik petrol ürünü. Kullandıkları maddeler zararlı olduğu için çocuk oyuncaklarında da aynı şey. Boşuna o ürünler toplatılmıyor. Sürekli yüzünüze sürdüğünüz, cildinizle ya da açık sivilcelerinizle sürekli temas halinde olacak bir ürünün güvenilir olması gerekiyor. Hangi materyalden yapıldığını bilmediğimiz bir ürünü cildimizde en özen gösterdiğimiz, en fazla bakım gösterdiğimiz, cilt bakımlarına yatırım yaptığımız yüzümüze uygulamak uzun vadede daha negatif sonuçlara yol açabilir. İçindekini bilmiyoruz çünkü. Gene ben meraktan satın aldım ama uzun seneler kullanabileceğiniz, gözünüz kapalı, hani alacaksanız biraz para bir uzun yıllar garantili bir şekilde kullanacağınız bir ürüne yatırım yapmayı ben daha çok doğru buluyorum. Karışık gidelim, yine fırçalardan devam etmek istiyorum. Benim fırça konusunda özellikle göz fırçaları açısından çok sevdiğim bir marka var. Zoeva markası. Şu anda bütün fırçalarım gitse elimden Zoeva'dan bir göz fırçası seti alırım. Çok başarılı. Görece diğer markalara göre, high-end markalara göre fiyatları da uygun. Sigma'dan bile daha uygundu. Çok sevdiğim bir markadır. Elimde de yaklaşık 10 tane falan fırçası var. AliExpress'te gene bu video için araştırma yaparken Zoeva'nın fırçalarının sahtelerine denk geldim. Bu videoda yorumlayabilmek için iki tane fırçasını sipariş ettim. Baktığınız zaman renkte bir fark var. Ama Zoeva'nın kendisinde de web sitesinde böyle bir bakır seri, bir de gümüş seri var. Zoeva'nın bütün fırçaları sentetik kıldan yapılıyor. O yüzden hani normal kıl, boyalı kıl olmadığı için daha kullanılabilir gibi geldi bana. Fırça yapısında bir fark var. Özellikle metal aksanlarında, fırçanın ahşap kısmındaki parlaklığında bir fark var. Ama tüy kalitesi olarak başarılı bir sahteymiş. Şunu göz içime eyeliner çekmede kullanıyorum. Fırça kalitesi olarak başarılıymış. Birkaç kere de yıkandı. Bir problem yaşatmadı bana. Zoeva'nın sahteleri şaşırttı beni. Şimdi bir başka üründen bahsedelim. Özellikle makyaj fırçalarına merakınız varsa Sigma'yı biliyorsunuzdur. Sigma'nın şöyle bir fırça temizlemek için arka taraflarında böyle küçük vantuzları var. Lavabonuza yapıştırıyorsunuz. Bunun tek fonksiyonu üzerine şampuanla ya da temizleyiciyle fırçalarınızı rahat temizleyebilmeniz. Bu yaklaşık $20-25'lık bir üründü. Dolar bu hale gelmeden önce satın almıştım. İşe yarıyor mu? Gerçekten işe yarıyor. Güzel bir konsept. Eğer çok fırçanız varsa, hani YouTuber'sanız, makyaj artistiyseniz, sürekli bir fırça devir daimi oluyorsa işe yarayan bir ürün. Ama bence bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar Watson's'ta, Gratis'te, Rossmann'larda satılan aslında yüz temizleme
ürünü olarak satılan şöyle gene silikondan aparatlar. Üzeri tırtıklı. Eğer böyle 3-5 tane fırçanız varsa müthiş güzel fırça temizliyor. Bence hani Sigma'nın Amerika'dan sipariş edeyim alayım ma girmeden bunlarla da çok güzel fırçalarınızı temizleyebilirsiniz. Evet, baktığınız zaman boyutu daha küçük. Bunda aynı anda 5 fırçayı yapabilirsiniz. Ama zaten az fırçanız varsa kesinlikle yeter bu size. Fırçalarınızı da gayet güzel temizler. Watson's'ta, Gratis'te çok uygun fiyatlara alabilirsiniz bunları. Ay, bu pislik nedir? Şimdi bir saç fırçasından bahsetmek istiyorum. YouTube'a ilk başladığım zaman bir videomda bahsetmiştim bu fırçadan. Çok da eleştiri yemiştim. Ama saç konusunda böyle saç artistleri, kuaförler, yabancı meşhur dergi çekimi yapan saç sanatçılarının önerdiği bir fırça vardı. Mason Pearson saç fırçası. Bir İngiliz marka. Ben bunu herhalde bir 7-8 sene önce almıştım. Zamanını da hatırlamıyorum. Hala ilk günkü gibi. Fırçanın özelliği elektriklenmeyi azaltması, saçı daha parlak yapması vesaire. Bu seyahat boyu. Fiyatı yüksekti. Ben aldığım zaman hani 100-150 TL civarındaydı. Şimdi Euro'dan dolayı fiyatı çok yükselmiş. Neredeyse 1 milyar civarında. Bu seyahat boyu normalde boyları daha büyüktür. Ben de bir yurt dışı seyahatinde Fransa'da denk gelmiştim. Satın almıştım. O zaman dolar, euro bu hallerde değildi. Görece uygun bir fiyata almıştım. Merak etmiştim. Güzellik ürünlerine merakım var. Bu kadar popüler bir ürünün işlevini yerine getiriyor mu diye merak etmiştim. Bu seyahat boyuydu. Tam boyunu da almak istedim. İnternette o dönem muadillerini ararken bir markaya denk geldim. Denman diye bir marka. Birebir formu aynı. Kıl kalitesi aynı, kılları aynı, aynı materyalden. Plastiği bile aynı. Logosu vesaire farklı. 11-12 euroya almıştım. Tamamen aynı işlevi görüyor. Tamamen. Yani eğer Mason Pearson fırçalara merakınız varsa ama o fiyat değmez vesaire diyorsanız bunu alın. Yeterli. Çok başarılı fırçalar. Benim fön fırçalarım da aynı markanın. Bir tane aldım. Çok beğenince birkaç fırçasını aldım. İnce fön çeken işte önlere kalın dalgalı yapan fırçaları da var. Müthiş kaliteli bir fırça. Amazon'da da satılıyor. Evet, baktığınız zaman konsepti bile hani birebir ürünü kopyalamışlar. Diğeri hani 100 küsür senelik marka, öbürü 20 senelik marka. Hazır konsept çalınmış. Ama şöyle göstereyim, farklı türleri var. Bu mix denilen iki farklı kıl tipi var. Bu sadece sentetik olan. Eğer saçla ilgili böyle bir merakınız varsa, ben kuaföre gitmeyeceğim, evde saçımı kendim yapacağım diyorsanız internet sitelerinin de linkini koyarım. Çok başarılı bir fırça. Bir başka üründen bahsetmek istiyorum. Bu çok ilginçti. Mac'in şu far şeylerini biliyorsunuz. Kapatıcıları da var. Farlar da var. Tekli farlar bunun içinde geliyor. Ben zaman zaman tekli far aldığım zaman içini çıkarıp hani başka bir şey koymak için sakladığım oldu. Şimdi Amerikan bir marka var. Coastal Sense diye. Onun web sitesinde birebir Mac'in aynısını satıyorlar. Yani materyal aynı. Üzerinde Mac yazmasa ve arkasında Coastal Sense yazmasa hangisi hangisinin ayırt edemezsiniz. Kozmetik markalarında da şöyle bir şey var. Birçok markada. Bunun Mac için demiyorum ama başka markalarda. Belirli üreticiler var. Ve sallıyorum 20 marka orada üretim yapıyor. Logolar farklı oluyor. İşte fırçalara yaptıkları bu gömmeler farklı oluyor. Kimileri ambalajları değiştiriyor. Ama yani şu o kadar birebir ki inanamadım ilk gördüğümde. Bu videoya da koymak istedim. Çünkü bu Mac'te tekli de satılan bir şey. Coastal Scent'in sitesinde yarım dolar, bir dolara satılıyor. İçine siz istediğiniz farı koyabilirsiniz. Tek farla makyajınızı yapıyorsanız seyahatte bunun içine koyup o şekilde hani yanınıza alabilirsiniz. İlginç geldi bana. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şöyle tutunca hangisi sahte, hangisi gerçek anlaşılmıyor.
plastiğinin kalitesi bile aynı. İlginç gelmişti, o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Videoyu çok uzatmayayım. Eğer hoşunuza gittiyse farklı ürünleri, renkli kozmetiği araştırır, başka bir video da çekerim. Bu konsepti seri gibi de yapabiliriz. Benim için de böyle dedektif gibi ürünleri araştırmak keyifli oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.